Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Akşam Güneşi Bölüm 29. Annesinin evine gelen Güneş, önündeki keki öyle bir yiyordu ki, yedikçe yiyesi geliyordu. İştahlı iştahlı yediği kek, birkaç dakika sonra midesini bulandırırken, içer diye yutkundu. Bir bardak suyu içerken oturduğu koltuktan geriye doğru yaslandı. Annesini ve Meryem Hanım'ın bakışlarını üzerinde hissedince hemen toparlandı. İçinden Kenan'a kızmadan edemedi. Kızım, neyin var senin? Bir şeyim yok anne. Sanki bir yerin ağrıyor gibi. Gayet iyiyim. Şüpheyle bakan annesi dönüp Meryem Hanım'la konuşunca Hira bir anda kucağına atladığında canı yandı. Dudaklarından kaçan acı dolu inlemesine engel olamazken gözleri dolmuştu. Hira'yı alan kimdi bilmiyordu ama kendisine gelmeye çalıştı. Güneş, iyi misin? Kulaklarına gelen sesin sahibine dönerken ağrısı geçmişti. Meryem Hanım Hira'ya kızınca Güneş hemen oturduğu yerden ayağa kalktı. Sinirlerine hakim olamazken sesini yükselterek uyardı. Meryem Hanım, Hira'ya sakın bir daha bağırmayın. Hemen sonra kızını kucağına alan Güneş tepkisiyle onları şaşırtırken kimse umursamadı. Kızının yanağından öpüp gülümsemeye çalıştı. Anneciğim, iyi misin? Kızı ona gülümserken kucağını iyice sindi. Güneş sinirden titrerken aklına küçüklüğü gelince iyice sinirleniyordu. Çok dayak yemişti. Çok hırpalanmıştı. Bunların hiçbirini Hira yaşasın istemiyordu. Kendisi tek başına ağlarken koruyan yoktu. Seslenen annesine döndüğünde hemen arkasında Meryem Hanım vardı. İkisi yanına gelirken Güneş yutkundu. Çiçek, annem, neyin var? Meryem kötü bir şey demedi ki. Niye sinirlendin bu kadar? Ağlamamak için çabaladı durdu. Kızını saklamak istercesine geriye çekildi. Ben bir kez olsun kızıma bağırmadım. Kimseye de izin vermem. Güneş, gelinim, bağırmadım ki torunuma. Güneş derin bir nefes alırken sakin olmaya çalıştı. Kusura bakmayın, içinizden de özür dilerim. Arkasını dönmek istediğinde bir kolunu annesi, bir kolunu Meryem Hanım tuttu. Ağlanacak ne var bunda kızım? Kötü bir şey demedim gelinim. Ne mi var? Hira büyüdüğünde ya benim gibi hiç unutamazsa küçüklüğündeki yaraları? Ben annesiyim, korumak zorundayım. Anlıyor musunuz? Korumak zorundayım. Gözyaşlarıyla konuşurken kollarını tutan eller ondan çekilirken babasının sesiyle başını çevirip baktı. Gel kızım, seninle konuşalım biraz. Baba, ben gitmek istiyorum. Kucağındaki Hira'yı alan babası koluna dokunup hadi dercesine yürümesini istedi. Ona ait olan odaya girdiğinde üpermeden edemedi. Yatağına oturduklarında Hira da ortalarına oturdu. Neden bu kadar kızdırdılar seni? Güneş olup biteni anlatırken hatasını da anlamıştı. Utançla başını eğerken küçük eller elini tutunca başını kaldırıp baktı. Anne, ağlama. Kızına gülümsemeye çalıştı ama yapamadı. Dedesinin bir tanesi, bak şurada oyuncaklar var, onlarla oyna. Hira başını sallayıp yataktan inerken gitmeden önce annesinin yanağından öpmüştü. Güneş onun içini ısıtan kızının elini öperken kızı çoktan oyuncaklarıyla oynamaya başlamıştı. Babası kollarını açıp onu beklerken Güneş bunu geri çevirmedi. Çok ayıp ettim annemlere.
Çiçek güzel kızım, özür dilerim daha önce gelemediğim için. Seni koruyamadım. Bilseydin gelirdin baba. Şimdi yanımdasın, bana sarılıyorsun. Kızım diyorsun ya, tüm geçmişimi unutturuyorsun. Ağlama daha fazla. Tüm acıları birlikte saracağız canım kızım. Babasına bakan Güneş, onun da ağladığını görünce yaşlarını sildi. Tamam, ikimiz de ağlamayalım. Sözleri babasını güldürürken kapı çalınmıştı. İçeriye girenlerle ayaklanan Güneş, suçlulukla ikiliye bakarken ilk olarak Meryem Hanım'ın yanına gitti. Elini tuttuğu kadına pişmanlığını dile getirdi. Özür dilerim anne, isteyerek kalbini kırmak istemedim. Meryem Hanım duyduğu anne kelimesiyle geline sarıldı. Biliyorum güzel gelinim, unuttum bile. Güneş bu kez annesine bakarken hiç konuşmadı, sadece sarıldı. Annesi geçmiş yaralarını sarsın istercesine sarıldı. Burnuna gelen un helvasıyla annesinden ayrılan Güneş dudaklarını yaladı. Anne, un helvası mı yaptın? Bir anda bunu söyleyen Güneş diğerlerini şaşırtırken canın istediği un helvasını bir an önce yemek istiyordu. Yok kızım yapmadım. Yapsan olmaz mı? Annesi konuşmak istediğinde Meryem Hanım izin vermedi. Un bitmiş, eve gidince ben yaparım sana gelinim. Hiç mi un yok? Gözleri bile dolarken babasına baktı. Un helvasını yemezse ağlayabilirdi. Baba, onu alsan olmaz mı? Üçü birden onun haline kuşkuyla bakarken şimdi ağlayacaktı. Annesinin elinden un helvası istiyordu. Tamam kızım, ben gidip alayım. Gözlerinin içi bile gülerken elini karnına götürmekten son anda kurtuldu. Mutfakta un olduğunu söyleyen annesinin peşinden gidip Güneş bir an önce yemek için sabırsızlanıyordu. Sonunda annesi istediğini yapmış ve bir tabak koymuştu. Güneş kendisine bunun yetmeyeceğini bildiği için tepsiyi önüne alıp kaşık kaşık yemeye başladı. Pıta tepsiyi neredeyse bitirmek üzereyken başını hızla kaldırdı. Annesi ve kaynanası ona şaşkınlıkla bakarken babası da kapıda durmuş onu izliyordu. Diğer çalışanları söylemiyordu bile. Utançla yanakları yanarken kaşığı istemeye istemeye bırakmak zorunda kaldı. Bir gözü önünde duran helvaya giderken dudaklarını yaladı. Şey ben diye gevelerken içeriye koşarak gelen Hira gelip karnını öpüp konuştu. Kardeşimin giymesine aşk kaydı değil mi anne? Güneş kıpkırmızı kesilirken annesi hızla yanına geldi. Çiçek sen hamile misin? Yutkunurken Kenan'a söz vermişti kimseye şimdilik bir şey demeyecekleri konusunda. Hayır anne, emin misin? Sadece başını sallarken kocasına kızmadan edemedi. Hira ona gülümserken elini karnına koyup konuştu. Büyüyormuşsun dedi. Babam dedi ki ben abi olacakmışım. Yani olacak derken Hira istiyor, o yüzden diyor. Ben değilim yani, hamile değilim. Konuştukça saçmalayan Güneş kaçmak istercesine bir kaşık dolusu helvayı ağzına aldı. Hepsi ona bakarken yuttuğu lokmadan sonra gözlerini kaçırarak ayağa kalktı. Böyle yerse herkes anlayacaktı. O yüzden istemeye istemeye canın çektiği helvaya son kez baktı. Bir türlü uyuyamayan Güneş yataktan doğruldu. Uyuyan kocasını uyandırdı. Saat kaçtı bilmiyordu ama aklından un helvası asla çıkmamıştı. Güneş, uykulu sesin sahibi ona bakarken Güneş tuzaklarını yalarken aceleyle konuştu. Kenan, babamlara gitmeliyiz. Öyle bir doğrulmuştu ki Kenan korkuyla baktı karısına. Korkma bir şey olmadı ama benim canım un helvası istiyor. Yemin ederim yemezsem ölecekmişim gibi hissediyorum. Sen söyle ben yaparım. Kocasının bebeklerini kimsenin bilmesini istemediğini gayet iyi anlarken sinirle soludu. Kenan zaten sana söz verdim diye herkese yalan söyledim. Ama ne olur kalk gidelim.
Bebeğin çıldırdı tüm gün helva diye. Yataktan kalkan Kenan karısını yanaktan sıkıp konuştu. Benim güzelim aş erilmiş. Güneş canını yakan kocasının ellerine vurup yatağından kalktı. Hızla üzerini değiştirdi. Kenan'ın elinden tutup çekişle çekişle konaktan çıktılar. Arabaya bindiğinden beri yüzündeki gülümseme büyüyordu. Eli karnına gidince gece gece yataklarından kaldırıp onları yola döken bebeğine inanamıyordu. Kur'an arabayla kemerini çözüp hemen arabadan indi. Korumalar kapıyı onlara açınca Güneş koşar adımlarla annesinin ve babasının odasına doğru gitti. Kenan bileğinden tutup kendisine bakmasını sağladı. Biraz sakinleş, korkutacaksın amcamları. Gel de onu bebeğine anlat sen. Kusura bakma, ben saklayamam daha fazla hamile olduğumu. Söyleyelim mi Kenan'a ha? Hem onlar da sevinir. Güzelim biz demesek de zaten onlar anlar. Bu saatte kapılarına dayandık. Güneş kapıyı hızla çalarken Kenan hallerine inanamıyordu. Güneş durmadan kapıya vurunca Kenan bileğini tuttu. Güzelim kapıyı kıracaksın. Uyan. Kapı açıldığında annesi ve babası korkuyla onlara bakarken Güneş hemen konuştu. Korkmayın bir şey olmadı. Anne bana onun helvası yapar mısın? Karı koca önce birbirlerine baktılar sonra da kızlarına. Kenan karısının durumuna gülmemek için yanak işlerini ısırdı. Mutfakta yapılan un helvasının başında bekleyen Güneş şu an tek odak noktası olan tatlıyı yemek istiyordu. Kavrulan tatlının o güzel kokusunu içine çekerken konuştu. Anne ne zaman olacak? Az kaldı kızım. Dakikalar sonra istediği tatlıya kavuşan Güneş kaşık kaşık yerken bir yandan da ağlıyordu. Kenan şaşkınlıkla bakarken konuşan babası oldu. Kızım neden ağlıyorsun? Ağzı dolu olan Güneş yuttuğu lokmadan sonra cevap verdi. Çok güzel olmuş, o yüzden ağlıyorum. Güneş un helvasını yemeye devam ederken Kenan koluna dokunan yengesine baktı. Kenan neyi var kızımın? Bugün bir tuhaf davranıyor. Hamile değilim dedi. Başka bir... Hamile. Sultan anında kızına bakarken yanına gidip oturdu. Hiçbir şey demeden dolu gözleriyle izledi durdu. Küçük kızı ikinci kez anne oluyordu. Bu kez yanında olacaktı. İçi heyecanla kıpır kıpır olurken Güneş sonunda doymuştu. Su almak için kalkacakken Kenan bardağı önüne bıraktı. Kocasına teşekkür ettikten sonra suyunu içti. Çiçek annem. Bunun ne olduğunu anlayan Güneş sadece başını salladı. Annesi yüzünü avuçlayıp yanaklarından öperken sevinçle konuştu. Hayırlı olsun güzel kızım. Babası yanlarına gelince ne olduğunu sorduğunda bunu cevaplayan annesi oldu. Babası alnından öperken Kenan mutfaktan çoktan çıkıp gitmişti. Babasından utanan kocasına gülmeden edemedi. Kenan'la konaktan ayrıldıklarında arabaya bindiler. Güneş gözlerinden akan uykuyla kocasına söylendi. Bebeğimiz beni şimdiden parmağında bir güzel oynatıyor. Karısının dediğine kahkaha atan Kenan üzerine eğilip dudaklarından küçük bir öpücük çaldı. Şikayet etme güzelim, bebeğimiz ne isterse o olacak. Ona mırıldanan karısı çoktan uyumuştu bile. Kenan bugününe şükrediyordu. Sevdiği kadın yanındaydı ve yeniden baba olacaktı. Sonunda geldikleri evin içine girdiklerinde hemen arkasına duran kocasına döndü. Adamın gözlerinden uyku akarken yıldız içinden şansına lanet etti. İstanbul'a arkadaşının düğünü için gelmişlerdi. Keşke uçakla gelselerdi. Kendi arabalarıyla gelince haliyle Kadir yorulmuştu. Elinden tuttuğu adamı peşinden sürükleyip odasına getirdi. İçeriye girince içi bir tuhaf olmuştu. Kaç seneleri bu evde geçmişti. Buruk bir tebessümle odayı incelediği sırada karnına dolanan kollar sayesinde sırtını kocasının gövdesine dayadı.
Bu ev bizim güneşli yuvamızdı. Gözleri dolarken ensesinden öpen adama başını çevirip baktı. Yanağını okşayıp alnını alnına yasladı. İçindeki arsız kadını durdurması gerekiyordu. Uyuyalım mı? Sen çok yorgunsun. Kadir başını sallayıp kapının kenarına bıraktıkları bavullarını almaya gitti. Yıldız sağ elini kalbinin üzerine koydu. Heyecandan hızlı hızlı atarken akşamı düşündükçe tüm bedeni heyecandan titriyordu. Kadir onun yatağında uzanmış tavanı seyrederken evlendikleri günden beri yaptığı gibi sessizce adamın üzerine tırmandı. Başını onun göğsüne koymasıyla beline dolandı bir kol. Üzerine son kez bakan Yıldız odadan çıkıp onu salonda bekleyen Kadir'in yanına gitti. Elindeki telefonla ilgilenen adam onun geldiğini fark ettiğinde bir müddet süzdü durdu. Yıldız beğeni dolu bakışların etkisiyle heyecanlanırken kalbi hızla atmaya başlamıştı. Genç adam karısının üzerindeki kırmızı, tam dizlerinde biten, kalın askılı, dar kesim elbiseyle adeta hayranlık uyandıran karısından gözlerini çekemedi. Fazla güzel olmuştu. Ona her adım atışında Kadir kalbine söz geçirmeye çalıştı içten içe. Bu kadın kalbinin en güzel sahibiydi. Elini tuttuğu gibi boynundan öpüp kulağını dudaklarına değdirdi. Çok güzel olmuşsun kadın. Yıldız iç çekerken gözlerini kapatmaktan kaçınamadı. Acaba düğüne gitmeseler miydi? Aldığı parfüm kokusu başını döndürürken dudaklarını dişledi. Nefesini kesen dudaklar ondan ayrıldığında kendisine gelebilmişti. Gidelim mi? Zor çıkan sesiyle konuşmaya çalışan genç kadın elini tutan sıcak ellerle erirken evden çıktılar. Geldikleri düğün salonunda arkadaşların yanına gidip hepsiyle sarılmıştı. Gözleri kocasını aradığında yüzünde kocaman bir gülümseme oluştu. Kadir zaten onu izliyordu. Yıldız yanına gidip tam karşısında durdu. Giydiği topukluyla boy farkı az da olsa ortadan kalkmıştı. Beline yerleşen el benim dercesine yanına çekerken içi daha bir tuhaf oluyordu. Çalan şarkıyla çoğu kişi dans edince Kadir ayağa kalkıp elini uzattı. Benimle dans eder misin güzelim? Uzatılan eli tutan Yıldız gülerken ayağa kalktı. Derim tabii ki. Piste geçtiklerinde ikisi de dans etmeye başladıklarında Yıldız yaşadıkları her şeyi düşündü. Kadir onun bu hayatta başına gelen en güzel şeydi. Kalbi bir tek ona böyle hızlanıyordu. Yeşil gözlerde kaybolurken bunu çok seviyordu. Ona ait olmak, onunla olmak çok ama çok güzeldi. Belindeki el biraz daha bedenlerini yakınlaştırırken Yıldız başını onun göğsüne koydu. İşte şimdi huzuru bulmuştu. Eve girdiklerinde ayakkabılarını çıkarmak için eğildiğinde Kadir buna izin vermemişti. Ben hallederim. İtiraz etmesine bile müsaade etmeyen adamın eli ayak bileğindeydi. Parmaklarıyla bedenini ateşe atmak için sanki onunla savaşıyordu. Ayağa kalkan Kadir kendi ayakkabısını çıkardıktan sonra içeri doğru yürüdüklerinde Yıldız bir anda bileğinden tuttu ve kendisine bakmasını sağladı. Yıldız sen hızlı hızlı aldığı nefesine biraz daha sokuldu. Tamamen biz olalım Kadir. Gözleri dudaklarına kaydığı an kocasının yüzünü avuçladı. Odanın kapısını açan kocası kısa süreliğine ayrıldığında içeriye girdiği gibi kapıyı kapatan Yıldız sırtını kapıya yaslarken Kadir ise onun yanağını okşuyordu. Sadece gözleriyle anlaşan ikili aynı anda yaklaştılar. Geri çekilen Kadir bedenine bakarken Yıldız geriye çekilip daha rahat bir pozisyon almak istediğinde yataktan düşmüştü ikisi de. Acıyan bir tarafını hiçe sayıp kahkaha atarken başını geriye attı. Yıldız iyi misin? Kahkahasına bir türlü engel olamazken başını çevirip yatağa baktı. Küçük yataktan düşmemek saçmalık olurdu. Üzerinden kalkmak için kıpırdayan Kadir'i kolundan tutup gitmesine izin vermedi. Kahkahasını tebessüme çevirirken bir eliyle adamın koluna dokundu.
İyiyim. Kadir onu alnından öptü. Seni seviyorum gönlümün güzeli. Sonrası için ikisinin en güzel, en özel saatleri olacaktı. Gözlerini açan yıldız etrafına bakındı. Sonra odada tek olduğunu anladı. Başını yastığa bir kez daha bırakırken kendi yatağında olduğunu fark etti. Doğrulurken üzerine baktı. Siyah geceliği vardı. Gözleri halıya değince dudaklarını dişledi. Kısa bir duş aldıktan sonra rahat bir elbise geçirdi. Saçlarını dağınık topuz yaptığında aynadan boynunu görünce gözleri kocaman açıldı. Saçlarını salık bıraktı. Şarkı söyleyen adamın sesini takip ettiğinde mutfakta kahvaltılık hazırlayan kocasını sessizce izledi. Her hareketini kaçırmadan izlerken ona dönen yeşil gözler kalbini deliye çevirirken gülümseyerek yanına gitti. Kadir bir kolunu kaldırıp yanına gelmesini bekledi. Başından öptüğü karısının kokusunu içine çekerken gözlerini yumdu. Kalbiydi bu kadın onun. Günaydın gönlümün güzeli. Günaydın canım. Yıldız kolunun altından çıkarken masaya baktı. Daha önce söylemiş miydim? Neyi güzelim? Kaynanamın bana mükemmel bir koca doğurduğunu. Kadir gül bir kahkaha atarken Yıldız sandalyeye çekip oturdu. Karnı çok açtı. Eline aldığı ekmeğe reçel sürdü. Büyük bir ısırık alırken önüne konulan bir bardak çayla gülümsemesi iyice artmıştı. Sen hep böyle kahvaltı hazırlasan keşke. Kadir kendi bardağını alıp sandalyesine otururken göz kırptı. Her gün olmaz ama hafta sonları hazırlarım. Olur olur, ona da razıyım. Güneşle yaşarken hep o hazırlardı yemekleri. Tembel seni. Yıldız çayından bir yudum aldıktan sonra bir elini çenesinin altına koydu. Sana tembel olamam ki. Yanağına uzanan el okşarken aşkla baktı sevdiği adama. Gözlerinde kendisini görmek öyle hoşuna gidiyordu ki iç çekerken geriye çekildi. Kahvaltısını yapmaya devam etti. Mutfağı toparladıktan sonra salona geçmek üzereyken Kadir bileğinden tuttu. Yanağına dokunan adam içini titretirken Yıldız nefesini tutmuştu. Yıldız, gerisini devam etmeyen adamın gözlerindeki istekle titreyen genç kadın bu kez bekledi. Kadir söylesin istedi. Efendim, boynuna değen dudaklar yüzünden onun kollarına tutunurken gözlerini kapatmamak için direndi. Seni istiyorum. Şimdi düşüp bayılacaktı. Kulakları doğru duymuştu. Kocası ona demişti. Boynundaki dudaklar oyalanmaya devam ederken dudaklarını ısırdı. Saçlarını karıştırdığı adam yüzüne baktığında Yıldız arkaya doğru adımlar attı. Yatağa doğru yürüdüklerinde Kadir onu durdurdu. Yatağın üzerindeki battaniyeyi alıp yere serdi. Yıldız ona bakarken Kadir ellerinden tutmuştu. Ne yaptın bana böyle? Kısık sesle konuşan adama biraz daha yaslanırken dudaklarına doğru fısıldadı. Peki sen bana ne yaptın böyle Kadir? Aklım, kalbim sadece seninle dolu. Sözlerine gülen adam dudaklarını sakince öperken ikisi aynı anda yere oturdular. Güneş elinde tuttuğu albüme bakarken gözlerinin dolmasına mani olamadı. Hira yanında oturmuş onunla birlikte gerçek annesine ve babasına bakarken kızı konuştu. Anne oynay niye titti? Kucağında tuttuğu albümü kenara bırakan Güneş kızın elini tuttu. Öyle gerekiyordu aşkım. Keşke titme şey Dilay. Güneş derin bir nefes alırken kucağına kızını alıp ayaklandı. Reyhan ve Harun'u her zaman anlatacaktı. Hira büyüdüğünde annesine ve babasına yabancılık çeksin istemiyordu. Acıktın mı kızım? Bir yaş anne. Yanaklarından öptüğü kızıyla yürümeye devam eden Güneş, merdivenlerden inerken açılan avlu kapısıyla gelen kişiyi bekledi.
Kocası elinde poşetle içeriye girdiğinde, Hira gitmek için söylendiğinde kızını yere indirdi. Baba kız birbirlerine sarılıp gülerken Güneş uzaktan izledi ikisini. Kenan'la gözleri buluştuğunda yanlarına yürüdü. Yanağından öpen kocası bir elini karnına koyduğunda kızlarına bakıp konuştu. Kardeşin uslu durdu mu kızım? Duydu baba. Başını sallayan kızı gülerek bunları söylerken Güneş ikisine gülmeden edemedi. Kızımızı da kendine benzettin iyice. Babasının bir tanesi kucağına aldığı Hira ile yürüdüklerinde Güneş seslendi. Kenan sen ellerini yıka gel. Hira'ya yemek hazırlayacaktım. Söyleriz kızlar hazırlar. Kenan'la Hira'nın arkasından yürürken gözü poşette kalmıştı. Ne vardı içinde diye soracağı zaman merdiven basamağına geldiğini fark edemeden dengesini kaybedip düşmüştü. Düşmeden önce karnına doladığı kolu basamağa değdiği için bebeğine bir şey olmamıştı ama kolu acımıştı. Düştüğü yerden kalkarken onun farkında olmayan Kenan ve Hira giderken Güneş koluna baktı. Canı yavaş yavaş yanmaya başlarken peşlerinden gitti. Dakikalar geçtikçe acısı da artıyordu. Hira ona doğru koşup koluna dokunduğunda acıyla inlemişti. Başına toplananlara iyi olduğunu söylemek istiyordu ama hiç iyi değildi. Güneş ne oldu? Acıyla gözleri dolarken başını kaldırmıştı. Kolum acıyor. Meryem Hanım canını yakmadan koluna dokunduğunda gördüğü kızarık ve morlukla kaşlarını çattı. Nasıl oldu bu? Merdivenden çıkarken düştüm. Düştün mü? Başka bir yerin acıyor mu? Sadece kolum acıyor. Krem getireyim, bekle beni. Hira korkuyla bakarken Güneş yanına çağırdı kızını. Korkma anneciğim, bir şey olmadı. Kolundan öpen kızına gözleri dolu dolu bakarken saçlarından öptü. Akşama annesi ve babası gelen Güneş onlarla konuşurken Kenan kaş göz yaparak kalkmasını istemişti. Odadan çıktıklarında Sultan ikisine baktı. Suratlarından düşen bin parçaydı. Güneş'in kolunu tutup durdurup sormasına rağmen cevap alamamıştı. Dayanamayarak odadan çıktı. Koridorda duran ikili birbirine bakarken Kenan koluna dokunduğunda Güneş acıyla inledi. Dokunma Kenan. Genç adam onu dinlemeden kolun neden ağrıdığını öğrenmek istiyordu. Gördüğü morluk ve kızarıkla karısına baktı. Bu ne Güneş? Sesin tonunu ayarlayamayan Kenan bağırdığında korkuyla irkilmişti. Önemli bir şey değil. Delirtmek mi istiyorsun beni? Koluna uzanan el canını yakacak şekilde dokununca dolan gözleriyle konuştu. Dokunmasana. Güneş. Bu kez karısının üzerine adım atmak istediğinde duydukları sesle aralarına mesafe koydular. Sultan kızgınlıkla Kenan'a bakarken söylendi. Kenan neden bağırıyorsun? Kızı ağlarken daha çok sinirlenmişti. Kenan sıkıntıyla nefes alıp verdi. Güneş'in kolundan tutup gösterdi. Bunu soruyorum ama kızın cevap vermiyor. Bağırma bana. Güneş yanlarından gitmek istediğinde annesi izin vermedi. Sinirlenme güzel kızım. Soruyor sadece Kenan. Sormasın. Zaten onun yüzünden oldu. Gözlerinden akan yaşlarla giden Güneş, şaşkınlıkla arkasına duran iki kişiyi umursamadı. Odasına girdiği gibi yatağa oturdu. Ağlamasına engel olamazken kendisine kızıyordu. Önceden çok dayak yemişti, alışkındı ama şimdi niye ağlıyordu anlamıyordu. Kapı açıldığında Kenan'ı gördü. Yanına gelip oturan kocası çenesinden tutup gözlerine baktı.
Hastaneye gidelim mi? Hayır. Güneş yapma böyle güzelim. Kocasının boynuna gömdüğü yüzüyle ağlamaya devam ederken durduramıyordu kendisini. Sırtını okşayan el sakinleşmesini söyleyip duruyordu. Gözleri kapanırken daha fazla dayanamadı uyanık kalmaya. Karısının uyuduğunu fark eden Kenan yavaşça yatağa uzandırdı. Kolu hiç iyi gözükmüyordu. Nasıl olduğunu da anlatmamıştı. Saçlarını okşadı, alnından öp, üzerini örttü. Güneş gözlerini açmak istemiyordu ama kolundaki ağrı onun uyumasına engel olmuştu. Yattığı yerden doğrulurken odada yalnız olduğunu gördü. Koridorda yürürken aklına annesi ve babası gelince uyuduğu için kendisine kızdı. Oturma odasına girdiğinde kapıdan çıkan kimdi bilmiyordu ama çarpıştığı için canı çok yanmıştı. Kızım iyi misin? Babası ona seslenirken kolundan tuttuğunda acıyla inledi. Kendisini geri çektiğinde babası kuşkuyla ona bakarken diğerleri de yanlarına gelmişti. İyi, iyiyim, iyiyim. Yüzü tam tersini söylerken toparlandığı gibi devam etti. Ben uyuyakalmışım. Baba gidiyor musunuz? Saat geç oldu kızım. Gidelim artık. Otursaydınız biraz daha. Yine geliriz kızım. Alnından öpen babası ona sarıldığında güneş acıdan kıvranmamak için dişlerini sıkıyordu. Annesi de sarılıp vedalaştığında gözünden akan yaşı hemen kuruladı. Ailesini yolcu ettikten sonra avluda Kenan'la ikisi kalırken acıyla söylendi. Kenan, ağrıyor mu? Dayanamıyorum, canım çok acıyor. Kenan ona korkuyla bakarken beklemesini söyleyip arabanın anahtarını ve onun çantasını alacağını söyledi. Kolunu tutmuş acıyla kıvranan güneş kızın nerede olduğunu bilmediğini hatırlayınca yürüdü. Ne biçim annesin, kızın nerede haberin yok. Kendi kendine söylenirken yukarı çıktı. Kiran odasına girdiğinde orada göremedi. Sinem'in yanında da diye düşünerek kızın odasına gitti. Sinem odada yoktu. Sonra oturma odasına girdi. Herkes oradaydı ama Hira yoktu. Kalbi korkuyla atarken konuştu. Hira nerede? Odasında uyuyor. Güneş dizlerinin bağının çözüldüğünü hissederken iyice telaşlanmıştı. Yok baktım. Koridorda yürürken ismini bağırdığı kızının sesini duymadıkça korkusu katlanan güneş ayaklarının altından kayıp giden zemine rağmen durmadı. En son hatırladığı şey Kenan'ın ona seslenmesiydi. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.